Ülkemiz zaten kuduz hastalığı yönünden eradika bir ülke değildi. Görülmeye devam ediyordu ama son zamanlarda özellikle Şanlıurfa tarafında gözüken kuduz vakalarıyla birlikte Amerika böyle bir karar aldı. Zaten Amerika'ya biz evcil hayvanlarımızı gönderirken kuduz riskli bir bölge olduğumuz için zaten belli başlı prosedürleri işlemek zorundaydık. Son yaşanan olaylardan sonra artık özellikle köpek götürmek imkansız hale geldi diyebiliriz. Çünkü sokak hayvanlarının işte aşılaması yetersiz kaldığı için bu aslında belediyelere düşen bir sorumluluk. Sokak hayvanlarının her sene düzenli olarak kuduz aşısından aşılanması gerekiyor. Aşıların koruyuculuğu %100 ama maalesef yetersiz aşılama yapıldığı için bu tarz hastalıkları ne yazık ki hala ülkemizde görüyoruz. Yapılması gereken sokakta bulunan hayvanları kısırlaştırmak, bulunan sokak hayvanının popülasyonunu azaltmak en temel gerekliliklerden biri. Aynı zamanda bu kısırlaştırma esnasında zaten barına alınan hayvanların düzenli olarak da kuduz aşısı yapılması gerekiyor. Yani kapsamlı bir çalışma, aslında programlanmışsa çok da zor bir şey değil. Sıkıntısı nedir? Dediğim gibi ben kendi açımdan konuşayım veteriner hekim olarak. Biz şimdi normalde belli başlı prosedürleri işlediğimiz zaman evcil hayvanlarımızı hasta sahipleriyle birlikte yurt dışına Amerika'ya çıkışlarını sağlayabiliyorduk. Şimdi kararla birlikte bu süreç ya artık tamamen iptal edilecek, özellikle köpekler açısından, kediler biraz daha risk düşük bu konuda kuduz açısından. Hayvanlarını götüremeyecekler. Şöyle düşünün, şimdi bir evladınız gibi düşünün, burada sahip olduğunuz hayvanı yurt dışına Amerika'ya gitme kararı aldınız, burada bırakmak kimse istemez. Genelde hasta sahiplerimiz götürüyorlar, götürmek istiyorlar. Dediğim gibi biz belli başlı prosedürleri sağladıktan sonra zaten gönderebiliyorduk hayvanları. Bu kararla birlikte muhtemelen bu süreç artık ya imkansız hale gelecek ya da daha da zorlaşacak. Özellikle insanlarda işte benim hayvanım evde çıkmıyor dışarı, ben kuduz aşısı yaptırmasam olur mu gibi bir algı var. Çok fazla bu soruyla karşılaşıyoruz. İşte gerek ekonomik kaygılar, gerek bazı hasta sahipleri ilaç, aşı uygulamalarını çok yaptırmak istemiyor hayvanlarına. Ne olursa olsun, hayvanınız evde de olsa, özellikle köpekler için diyorum çünkü dışarı gezdirmeye, tuvalete çıkardığınızda bir sokak hayvanı tarafından ısırılma ihtimali yüksek. O hayvanın kuduz hastalığı taşıma ihtimali de olabilir. Hiç böyle bir riske girmeden zaten mevcut %100 koruyucu bir aşısı varken senelik olarak düzenli lütfen aşılarını yaptırsınlar. Asya. Tamam mı? Al, oyna. Sosu yeme kalkalım. Olur da. Bir kaşınma başlıyor. Sonuçta acaba hiç bilmiyorum. Ormanda da şey vardı. Böyle kedi köpek olarak. Başlıyor şu anda. Burnu.